أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem kardeşlerim, varlık sebebimiz bizleri bu dünyaya getiren, her daim yanımızda olan, doğumumuzdan ölümümüze kadar sıkıldığımız zaman, bir derde düştüğümüz zaman bizlere ilk yetişen kişi olan anne babamız, ebeveyn. Konumuz anne baba hakkı. İnşallah vaktimiz yettiğince anne baba hakkı üzerinde durmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. İnsanın bu dünyada sorumlulukları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bir, Allah'a karşı olan sorumlulukları, Allah'ı tanımak, bilmek, ona kulluk etmek ve verdiklerine şükretmek olarak açıklayabiliriz. İki, kendimize karşı görevlerimiz, kendimize karşı görevlerimizde ise bedenimize karşı görevler, yani yeme, içme, gezme, eğlenme, bir de ruhumuza karşı görevlerimiz ki bu da dinimizin yasakladıklarından uzak durmak, emrettiklerini yapmak olarak açıklayabiliriz. Üçüncü görevimiz ise bu toplumda kendimizden başka Rabbimizin yaratmış olduğu ne varsa hepsine saygılı olup hakkını vermektir değerli kardeşlerim. İşte dedik ya, üçüncü maddeden hareketle Allah Celle Celaluhu'nun bu dünyada kendimizden başka yaratmış olduğu her şeye saygı duymak dedik. Kişiye işte en yakın olan anne babası. Bunların hakkı üzerinde duracağız değerli kardeşlerim. Anne babaya iyilik, Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, hadislerinde, üzerinde önemle basa basa durduğu konulardan birisi değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu kendisine itaatten sonra bahsettiği ilk konu anne babaya iyiliktir değerli kardeşlerim. İşte Allah Celle Celaluhu buyuruyor İsra suresinde, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ diye devam eden uzun bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbim kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara, burası önemli değerli kardeşlerim, öf, üf, bilen deme. Onlara azarlama. Onlara tatlı ve güler yüz, güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını indir ve de ki, Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et ve acı. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimede olduğu gibi anne baba hakkı, Allah Celle Celaluhu'nun kendisine itaatten sonra anne babaya iyiliği emrediyor. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz En'am suresinde 151. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. De ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım mı? Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyi davranın, fakirlik endişesiyle de çocuklarınızı öldürmeyin buyuruyor. İşte değerli kardeşlerim, anne babaya iyilik Allah Celle Celaluhu'ya itaatten sonra gelen önemli konulardan, tekrar tekrar söylüyorum değerli kardeşlerim. Anne babaya kötü davranmanın hiçbir mazereti olamaz değerli kardeşlerim. Anne baba müşrik de olsa, gayrimüslim de olsa, kötülük de yapmış da olsa anne babanın sizden Allah'a şirk koşma konusunda başka ne istemişse bunların hepsini yerine getirmekle görevliyiz bizler değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Günahların en büyüğü konusunda ekberil kebair diyor. Günahların en büyüğünün büyüğü. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa şöyle diyor. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek ve yalancı şahitlikte yapmaktır. Ya da yalan söz söylemektir diyor bir rivayette. O yüzden değerli kardeşlerim, anne babaya iyilik, anne babaya fedakarlık, anne babanın sözüne itaat
Hatta başka bir ayet-i kerimede babaya itaat Allah'a itaattir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anne babanın fedakarlığı ilk doğduğumuzda düşünün. Tabii bizler yeni anne baba olduğumuz zaman bunun farkına varıyoruz. Çocuk doğduğu zaman, gece ağladığı zaman, hastalandığı zaman ilk yanında olan anne babası. Sıkıntıya düştüğü zaman yine ilk yetişen anne babası. Hocam benim anne babam bana yardım etmiyor. Bana yardımda bulunmuyor. Bana kötülük yapıyor. Eğer ki diyor Allah'a isyan haricinde ne istemişse anne babaya iyilik bu da bulunmamız gerekir değerli kardeşlerim. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, mükafatını Allah'tan bekleyerek hicret ve savaş için sizin emrinize girmek istiyorum dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annenle babandan sağ olan var mı dedi. Adam evet hatta ikisi de sağ dedi. Hazreti Peygamber ise sen Allah'tan ecir, mükafat mı istiyorsun dedi. Adam ise evet cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. O halde hemen annenle babanın yanına dön ve onlarla sohbette bulun. Yani onların gönüllerini al. Yani senin beklediğin ecir ve mükafat anne babana iyilik etmendedir buyurdu. Demek ki anne babaya iyilikle muamele etmek, sohbetlerinde bulunmak hicretten ve savaştan daha önemlidir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine anne babayı üzecek davranışlardan uzak durmak. Hani dedik ya konumuzun başında anne babaya öf ya da üf bilen deme. Anne baba zamanla büyüyebilir. Bizim çağımıza, bizim gençlerin çağına ayak uydurmayabilir. Ama bir unutmamamız gereken bir konu var ki Allah Celle Celaluhu kendisine itaatten sonra ikinci emrettiği konu anne babaya iyilik konusudur değerli kardeşim. Kişi anne babasına arasındaki muameleden dolayı cennete de gider, cehenneme de gider. Allah esirgesin. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyuruyor. Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün diye üç defa böyle tekrar edince sahabe kimin burnu yere sürtülsün ey Allah'ın Resulü diye sordu. İhtiyarlığı anında annesi ile babasından birine yahut da her ikisine de yetişip de onlar sebebiyle cennete giremeyen kimsenin diye buyuruyor. O yüzden değerli kardeşlerim, anne babamız bizim belki cennete girmemize vesile olacak. Anne babamızın duası, hani buyuruyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi veya gazabı anne babanın öfkesinde veya gazabındadır. Biz bilmeden annemize bir söz söylemişizdir. Veya istemeden bir öfkeli bir harekette bulunmuşuzdur. Ama dikkat edelim. Annenin öfkesi veya babanın öfkesi Allah esirgesin Allah'ın öfkesine dönüşebilir. O yüzden biz anne babayla muamelelerimizde sanki Allah'la irtibattaymış gibi hareket etmemiz gerekir. Çünkü babanın evladına yaptığı dua reddolunmayacağını buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle buyuruyor. Üç tane dua vardır ki bunlar mutlak anlamda kabul olunur buyuruyor. Onlar mazlumun duası, misafirin ev sahibine yaptığı duası, babanın veya anne babanın diye geçiyor rivayetlerde evladına yaptığı duasıdır. Aslında bizim cennet veya cehenneme gitmemize vesile olacak anne babamız aramızdaki muameleler. Bir isteğimiz mi var? İşte anne babamızdan dua, anne babamıza iyilikten bulunmak bizi cennete de götürür. Allah esirgesin kötülük yaparsak bizi cehenneme de götürür değerli kardeşlerim. Hani bir söz vardır ya, gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi. Aslında bizler gençler her şeyi yapabiliyoruz da yaşlıların tecrübesi kadar onların tecrübesinden faydalanmıyoruz.
Yani şöyle bir benzetme yapalım. Biz yaşlıları eski insandır, eski görüşlüdür diye kenara itiyoruz ya, biz tekrar tekrar icadından başlıyoruz. Yani aslında yaşlılar ortaya bir araba bir şey çıkarıp koymuşlar. Bizler onların tecrübesinden alıp da yapılan bir hizmeti daha ileriye götürmek varken biz ne yapıyoruz? Yok onlar bilmez, onlar geri insan, onlar geride kaldı deyip aşağılıyoruz. Anne babamıza da Allah esirgesin böyle diyoruz. Ya ne yapacaksın anne ya? Böyle mi olur, şöyle mi olur diye bazen aşağıladığımız, yanlış davrandığımız olabiliyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Gençler yapabilseydi, yaşlılar, gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi. O yüzden değerli kardeşlerim, yaşlılarımızın yani anne babamızın tecrübelerinden bizler de istifade etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Kişi aile ocağında yetişir. Bir ailedeki mutluluk çocuğa yansır. Çocuğun geleceğini etkiler. Eğer ki bizler geniş bir ailede yaşıyorsak, yani çoluk çocuk anne baba ve babaanne ve dede eve ile beraber yaşıyorsak, bizlerin büyüğümüz anne babamıza nasıl davranırsak, bizim çocuklar da yarın bize aynı şekilde davranacak. O, aslında biz kendi geleceğimizi anne babamıza nasıl davranırsak, çoluk çocuğumuz da bizden görerek biz de geleceğimizi ona göre hazırlıyoruz değerli kardeşlerim. Anne babaya bakmak dini bir görevdir. O yüzden anne baba fakir de olsa zekat verilmez. Çünkü anne babaya bakmak evladının dini bir görevidir. O yüzden ona zekat vermekle bu iş olmaz. Kendi ne yiyorsan kendi rızkınla beraber anne babanı da beslemen, bakman ve onların ihtiyaçlarını üstlenmen gerekir değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sahabeden Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Allah'ın elçisine amellerin en faziletli hangisidir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir diye sordum. Anne babana iyilik yapmaktır buyurdu. Dikkat edin değerli kardeşlerim. Kendisine ibadetten sonra Allah'a, anne babaya iyilikte bulunmayı emreden Allah Celle Celaluhu, Allah'ın elçisi ise vaktinde kılınan namazdan sonra anne babaya iyilik yapmanın en faziletli ibadet olduğunu bize buyuruyor değerli kardeşlerim. Ve hadisin devamında da vaktinde kılınan namaz, anne babaya iyilik yapmak ve son maddede Allah yolunda cihattır diye buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, dedik ki anne babamız bizden ne istemişse, Allah'a şirk konusu hariç bizden ne istemişse yerine getirmemiz gerektiğini Allah Celle Celaluhu Lokman suresinde bize anlatıyor. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi 2 yılda olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Dikkat et, dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim buyuruyor Lokman suresinde Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, anne babaya iyilik yapmak hadis ve sünnetlerde daha anlatsak çoktur. Hadisler ve ayetlerde hani dedik ya Allah'a ibadetten sonra anne babaya iyilik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra en önemli, en faziletli ibadetin vaktinde kılınan namazdan sonra anne babaya iyilik olduğunu anlatıyor. Yine Hazreti İbrahim'in müşrik babasıyla arasındaki geçen her konuşmada ya babacığım diye hitap etmesi bizler için birer ölçüdür değerli kardeşlerim. Sonuç olarak konumuza son verirken şu dua ile konumuzu bitirelim değerli kardeşlerim. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbim, hesapların görüleceği o günde beni, anne babamı
ve bütün müminleri bağışla diye dua ediyoruz. Rabbim bizleri bu dünyada rızasına uygun yaşayabilmeyi ve anne babasına güzel muamelede bulunabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.